Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. Ben Ayşe Zümre Arslan, İmli Kemal Okulu'ndan 1A sınıfındayım. Size kitap okuyan Ali masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evler zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzak diyarlarda orman varmış. O ormanda bir Ali yaşarmış. Dağ da ormanda gezer, armutu balık sezer. Ot bulur, et bulur, yutar hapur hapur. Bizim tonton ayıcık yemezmiş abur cubur. Ayı orada geze dursun. Bir de buranın bir padişahı varmış. Bir gün biri padişahı bir suç işlemiş. Senin suçunu bir şartla affederim. Ya birisine kitap okutmayı öğreteceksin ya da bu diyardan gideceksin dedi. Adam bu sözlere kara kara düşünmeye başladı. Ormana gitti, bizim tonton ayıcıyı yakalayarak evine getirdi. Önüne kitap koydu, yaz sayfalarında armutlar koydu. Sonra ayı da çevirdi çevirdi, armutları yedi. Ondan sonra adam önde, ayı arkada çıkmışlar yola. Az gitmiş, uz gitmiş, tepe tepe düz gitmiş, acayip bir düz gitmiş. Sonra padişahın sarayına varmışlar. Şartımı yerine getirdin mi? Dedi. Getirdim efendim, dedi. Sonra padişah önüne bir kitap koydu. Ama bu sefer armutu bulamadığı için homurdana homurdana sayfaları çevirmeye başladı. Bu ne yapıyor? Dedi. Padişahım, ayı o kadar okumaya vermiş ki o da ne yaptığını bilmiyor, dedi. Padişah bu sözlere güldü. Adama da acıdı, onu affetti. Kurtulan adam da bir dozu sepete vermiş, ayıyı ormana bırakmış. Ayı da mutlu mesut hayatına devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masal anlatan, biri masal dinleyen, bir de masal kahramanların başına. Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz.